Gazeteci Fatih Altaylı kendi sitesinde Duble MTV Anayasa Mahkemesinden döner başlıklı bir yazı yayımladı. Altaylı yazısında eski CHP genel başkanı Hikmet Çetin ile yaptığı görüşmeyi okuyucularına aktardı. Çetin ile CHP'yi ve değişim tartışmalarını konuşan Altaylı, CHP içinde sağ en yakın ve sağdan en fazla saygı gören siyasetçi olan Hikmet Çetin'e göre Kılıçdaroğlu CHP'yi çok fazla sağ çekiyordu ve neredeyse bunun bir proje olduğuna inanacaktı dedi. Altaylı Çetin'in sen Kemal Bey'in istifasını istiyorsun ama etmez dediğini ifade etti. Yazının ilgili kısmı şöyle. Seçimin hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmesi gerektiğini ilk yazandım. %48 başarı falan değil. O oylar Kılıçdaroğlu'na verilmedi. Erdoğan gitsin diye verildi. Erdoğan karşıtlığı 3 seçimde de hep %48'di. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın en zayıf olduğu anda bile bu %48'i artıramadı. Erdoğan'ın karşısında Saksiyi aday gösterseydiniz o da yüzde 48 alırdı dedim. Aday belirlemeden önce de en zayıf adayın Kemal Bey olduğunu yazdığım, e, kendinize aday gösterip seçimi kaybederseniz CHP biter dediğim için beni hedef alan CHP'li troller bu yazımdan sonra da bana yapmadıklarını bırakmadılar. Ancak şimdi bakıyorum da herkes aynı noktaya doğru geliyor. Geçen gün CHP'nin simge isimlerinden Hikmet Çetin aradı. Hikmet abiyle 40 yıldır tanışırız, çok da severim. İyi bir devlet adamı, uluslararası saygınlığı olan, müthiş bir siyasetçidir. Haliyle CHP'yi konuştuk. Sen Kemal Bey'in istifasını istiyorsun ama etmez dedi. Hikmet abiye göre, Kılıçdaroğlu partiye Deniz Baykal'dan bile daha fazla zarar veriyordu. CHP içinde sağ en yakın ve sağdan en fazla saygı gören siyasetçi olan Hikmet Çetin'e göre Kılıçdaroğlu CHP'yi çok fazla sağ çekiyordu ve neredeyse bunun bir proje olduğuna inanacaktı. Keşke CHP'yi kapatmasaydık. Keşke Sosyal Demokrat Halkçı Parti'yi CHP ile birleştirmeseydik. Bugün CHP kalsaydı. Bugün böyle bir partiye ne kadar ihtiyaç olduğunu görüyoruz, dedi. Siyasetteki yaşayan en büyük tecrübe olarak muhtemelen haklıydı.